en büyük düşmanımız Bizzaman Hazretleri'nin de ifade ettiği gibi cehalet. Sünnet-i Seniye bir nurdur. Üstadımızın bahsettiği cihetle öyle bir nur ki ona yapışan kurtulur. Ya Resulallah, ya kaleyi fethederim ya geri gelmem dedi. Demek ki bir kimse Cenab-ı Hakk'ın esmasına ne kadar hizmet ediyorsa hayatı o kadar kıymetleniyor. Bir de lebbeyk Allahümme lebbeyk, hep beraber Allah'ın emrindeyiz. Emrindeyiz demek. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şah li sadri ve yasir li emri ve hlul ukdeten mi lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadul kerim. Allahümme rzukna ittiba'a sünneti seniyye. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü dersimiz İşaratül İcaz adlı Beyzoman Hazretleri'nin Şaheser denilen kitabından bir mebhas okumaktır. Gayemiz Kur'an hakkında bir fikir sahibi olmak ve Kur'an'ın belagatı ve nizamı hakkında bir güzel bir bilgiye sahip olmak. Cenab-ı Hak fehmimizi açmasını, anlamamızı nasip eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahmanu allemel Kur'an, halakal insanı allemehül beyan. Fenehmeduhu musallin ala nebiyyil Muhammedin illezi erseltehu rahmeten lil alemin ve ceale mucizatil kubral camiate birumuziha ve işaratiha lihaqaigil kainati baqiyeten ala merru duhuri ila yevmiddin ve ala alihi ammeten ve ashabihi kafeten. Amin. Evvelen şu İşaratul İcaz adlı eserden maksadımız, İşaratul İcaz yani Kur'an'ın icazına işaret eden sırlar demektir. Kur'an'da icaz vardır. İcaz beşer kelamı olmadığına dair Allah'ın her bir kelimesi üzerine koymuş olduğu mührüdür. Evet, Kur'an'ın nazmına, lafzına ve ibaresine ait icaz işaretlerini ve rumuzlarını beyan etmektir gayemiz. Nazım sözün ölçülü bir şekilde dizilmesi manasına geliyor. Çünkü icazı mühim bir veçi nazmından tecelli eder. Yani onun ölçülü dizilişinden, sözlerin, kelimelerinin çok manalı ve derin olmasından ve mutabık-ı hale muvaffuk olmasından ve en parlak icaz Kur'an'ın nazmındaki nakışlarından ibarettir. Ve en parlak icaz Kur'an'ın nazmındaki yani dizilişindeki nakışlarından ibarettir. Saniyen Kur'an'daki anasır-ı esasiye ve Kur'an'ın takip ettiği maksatlar 1. Tevhid, 2. Nübüvvet, 3. Haşr ile adalet ve 4 ibaret, ibadettir. Şimdi Kur'an'ın 4 gayesi vardır. Bu gayeler yukarıda okuduğumuz gibi 1 tevhid, Allah'ın birliğini ispat eder. 2 nübüvvet, peygamberlerin insanoğluna rehber ve öğretmen olarak gönderildiklerini, hak ve doğru bilginin filozofların değil, peygamberlerin elinde olduğunu. Haşr ile adalet ise yani mebde ve meadi birbirine birleştiriyor. Yani bu kainatın başlangıcı ve bitimi haşır olursa bir mana ifade eder. Peygamberimizin en büyük mucizelerinden birisi haşır meselesini çok tafsilatlı bir şekilde Kur'an'da ve hadislerde anlatmış olmasıdır. Şimdi önemli olan neticedir yani. Neticesi olmayan bir şey hiç hükmündedir. Şimdi bir insan çalışıyor maaş alamıyor. Bu çalışma bir işe yarar mı? Yaramaz. İnsan yaşıyor, güzel şeyler yapıyor, sonunda ölüp yok olup gidiyor. Bu neye yarar yani? Hiçbir şey yaramaz. Ama Kur'an diyor ölmeyeceksiniz diyor.
sizin diyor amel-i salihat ve iman neticesinde girdiğiniz o kabir cennet bahçeleri açılan altından bir kapı olacaktır. Yani Kur'an haşırla ölümü öldürüyor. Beşeriyetin en büyük kabusunu en münevver bir müjdeye tebdil ediyor. Ve bir de ibadet. Dördüncü maksat. İbadet insanın fıtratına, insanın eylemlerine, insanın izzet ve şerefine, insanın duygu ve hissiyatlarına en uygun ve en şerefli eylemi sunmak demektir. Yani her felsefe, her medeniyet insana bir gömlek biçer, bir vazife verir ya, Kur'an da insanın yükselişinin ibadetle olduğunu söylüyor. Dört maksat vardır diyor. Bu dört unsuru beyan edeceğiz. Sual, bir sual soruluyor. Kur'an'ın şu dört hedefe doğru yürüdüğünü nereden biliyoruz diyor. Yani söylüyorsun ama bu gerçekten Kur'an'da bu var mıdır? Gerçekten Kur'an'da 6666 ayet döner dolaşır bu dört maksadı ispat eder. Hatta en küçük surede bile bu dört maksat vardır. Bu dört maksatı gönüllere, kalplere, akıllara, ruhlara kazımak için sanki her bir küçük sure küçük bir Kur'an olmuştur. Kur'an'da Kur'an'daki devamlı tekraratın hikmeti de budur. El cevap evet. Yani sual soruldu, cevap veriliyor. Evet, Beni Adem büyük bir kervan ve azim bir kafile gibi mazinin derelerinden vücut ve hayat sahrasında misafir olup istikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen bağlarına müteveccihken kafile kafile olarak müteselsilen peş peşe yürümekteyken kainatın nazarı dikkatini celbetti. Şu garip ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyor, nereye gidiyorlar? Diye ahvallarını anlamak üzere hükümeti hilkat fenni hikmeti karşılarına çıkardı. Ve aralarda şöyle bir muhavere başladı. Hikmet, nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir? Yani sorulması mukadder olan dört sual bu işte yani. Bu suale Beni Adem namına emsali büyük peygamberler gibi Muhammed Arabi Aleyhisselam nev-i beşere vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu. Peygamber Aleyhisselam muvaffakat sırrıyla bütün peygamberler namına nübüvvet kürsüsünden beşeriyete hitap ediyor. Ey hikmet! Bu gördüğün insanlar Sultan-ı Ezeli'nin kudretiyle yokluk karanlıklarından varlık ziya alemine çıkarılan mahluklardır. Sultan-ı Ezeli bütün mevcudat içinde biz insanları seçmiş. Yani ve iskala rabbuke lil melaiketi inni halifetun fil ard ayetini hatırlayalım. Yeryüzüne halife olarak günahsız meleği değil, günahkar insanı seçiyor Cenab-ı Hak. İnsanın burada bir nokta koyup düşünmesi lazım. Büyük, ağır bir yük var sırtında. Melek günah işlemiyor. Ama insanda günah işleme kabiliyeti vardır. Buna rağmen Allah-u Teala insanı yeryüzüne halife seçiyor. Yetkili seçiyor yani. Evet. Ve emaneti kubrayı bize vermiştir. Biz haşır yoluyla saadet-i ebediye müteveccihen hareket etmekteyiz. Peygamberimiz yani İslam adlı eğitim merkezinde vahiy kaynaklı olan hitabatında bu suallere cevap veriyor. Bakın dikkat edersin verdiği cevaplarda bu dört maksatlar geçiyor. Biz diyor haşır yoluyla saadet-i ebediye müteveccihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle re'sül malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır. Yani bize allemel Adem'e bi esmayı kulliha sırrınca babamız Adem'e gizlenen, yüklenen sırları iman ve ibadetle, salih amelle inkişaf ettirmek
ve bu kainat sahibinin, bu Sultan-ı Ezel'in rızasını kazanmaktır. Başka bir insana yakışır, başka bir şeref yoktur. Öbür şerefler kabir kapısına kadardır. Yalancıdır, bozulur gider. Bundan sonra şu azim insan kervanına Sultan-ı Ezeli'den risalet vazifesiyle gelip riyaset eden benim. Peygamberimiz diyor aleyhisselam. İşte o Sultan-ı Ezel'in risalet beratı olarak bana verdiği Kur'an-ı Azimüşşan elimdedir. Peygamberimizin birçok mucizeleri vardır. Bu mucizelerin başında Kur'an-ı Azimüşşan gelir. Ebediyete kadar bu mucize devam ediyor ve devam edecektir. Şüpheniz varsa alın okuyun diyor Peygamber Aleyhisselam. İşte Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği şu cevaplar Kur'an'dan muktebes ve Kur'an lisanıyla söylediğinden Kur'an'ın anasır-ı esasiyesinin yani şu dört maksada temerküs ettiği anlaşılıyor. Yani hikmet namına Peygamberimizin risaletinin şu anda özeti olan şu böyle muhaverede bu dört maksat zikredildi. Yani tevhid, risalet, haşr ve adalet ve ubudiyet. Kur'an'ın insanlara verdiği mesaj bu. Öyleyse önce bir Kur'an'dan başlayalım. Kur'an nedir? Sonra içindeki gizemlere gireceğiz. Kur'an şu kitab-ı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Kur'an şu kitab-ı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Yani Allah'ın iki tane kitabı var. Biri başımızın tacı, gönlümüzün ilacı. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Azimüşşan. Biri de toprak, su, ışık, hava mürekkebiyle yazılmış kainat kitabıdır. Yani tekvini Kur'an-ı Kerim. İşte bu kelam sıfatından gelen Kur'an şu tekvini Kur'an'ı tefsir ediyor. Ve ayat-ı tekvini okuyan mütenevvi dillerinin tercümani ebedisi. Ayat-ı tekvini yer bir ayat-ı tekvindir. Gök bir ayat-ı tekvindir. Denizler, hayvanat, nebatat, bitkiler, madenler, kainatta ne varsa Allah'ın yarattığı bir ayettir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayet iki manaya gelmektedir. Bir Kur'an cümleleri, bir de tabiat kanunları. Şimdi ehli dünya veya ehli fen yanlış olarak yani bu kanunlara tabiat ismini veriyor. Halbuki bu tabiat denilen şeyde bir tesiri hakiki yoktur. Kanundur, kudret değildir. Şeriattır, şarih değildir. İşte ikinci dediğimiz bu kanunlar, tekvini kanunlar, Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yaratılmış kanunlardır. Ve Kur'an bunu bize ne yapıyor? Tercüme ediyor. Bize doğru olarak anlatıyor. Ve şu alemi gayb ve şehadat kitabının müfessiri, yani manası bilinmeyen bir kitabı anlatan bir öğretmeni olmasa o bir hiç hükmündedir, değil mi? Şimdiye kadar binlerce filozof, felsefe, düşünür gelmiş Kur'an kainat hakkında söylenmiş, bir şeyler söylemişler. Doğruyu bulan semavi kitaplara müracaat etmeyi, peygamberlere müracaat etmeyi hiç kimse etmeyen doğru bir şey söyleyememiş. Ama Kur'an-ı Azimüşşan doğru bir tefsir yapıyor. Ne diyor? Kuntu kenze mahfiyen fekalaktul halka li'arifuni. Hadis-i kutsi. Ben gizli bir hazineydim. Şu kainat kitabını yarattım, yazdım ki benim binbir esma-i ilahiyem anlaşılsın ve her bir hakikatin nuru ve ruhu benim bir ismimdir. Bunu anlatmak için Kur'an bunu bize tefsir ediyor. Kur'an vekil istemez, ayna ister. Yani Kur'an bütün fenleri Allah'ın aynası olarak gösterir. Allah adına onlardan bahseder. Onların mahiyetlerinden, nasıllarından, niçinlerinden fazla, nasıllarından fazla bahsetmez. Niçinlerinden bahseder. Mesela okulda yer çekimi şudur budur. Fakat niçin yer çekimi var? Bunu söylemez. Niçine girse Allah'a götürecek orası. Çünkü yer çekimi olmazsa insan olmaz, dünya hayatı olmaz, medeniyet olmaz, taş taşın üzerinde durmaz. Peki bu merhametle insanın yaşamasını dileyen merhamet, kudret, ilim bunu iktiza etmiştir. İşte Kur'an bu yüzden eşyaya, fenne dokunur.
Ama onu öyle bir coğrafya kitabı, biyoloji kitabı gibi de Kur'an'ı yapmaz. Ve zeminde gizli, gökteki gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keşafı. Yani zeminde gizli olan manevi hazinelerin. Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismi var, rızıklar şeklinde değil mi bize geliyor. Allah'ın Şafi ismi var, şifa şeklinde bize geliyor değil mi? Allah'ın Rahman ismi var, kainatı bize tasvir etmek suretiyle güneşi bir lamba, ayı bir takvim, dünyayı bir döşek, hayvanatı bize hizmetkar, kuru bir odunu meşrubat fabrikası, kuru bir toprağı hubat ambarı, zehirli bir sineği bal fabrikası yaparak ne yapıyor? Bize bir hizmet veriliyor. Adeta bir sunum yapıyor Kur'an-ı Kerim. Hani sunum yapıyorlar ya. Sunum o şeyi efendim o hizmeti hazırlayan yapan. Mesela şimdi işte bir havaalanı açılacak ya sunum yapılıyor. Ne kadar harika olduğu anlatılıyor. Kur'an adeta Allah'ın eseri olan kainatın sunumunu yapıyor. Vel cibale eftaden diyor. Dağı diyor ben yarattım. Onu sizin zemininize ben şey yaptım diyor. Direkt yaptım diyor. Güneşi bir lamba yaptım diyor Cenab-ı Hak. Sanki bunlar bir çocuğun oyuncaklarmış gibi dikkat ederseniz. Güneşle, ayla, yıldızlarla, dağlarla bir çocuk nasıl oynarsa Kur'an'da böyle bir kudretin sahibi konuşuyor. Çünkü kelamın nasıl bir şey olduğunu anlamak için dört şeyine bakmak lazım. Bir mütekellim. Kelam aynı olabilir ama konuşanına göre onun tesiri değişir. İki makam, üç muhatap, dört maksat. Bir kelamın kalitesini, gücünü, ne kadar ciddiye alınıp alınamayacağını öğrenmemiz için şu dört terazide tartmamız lazım. Bir mütekellim Kur'an'da kimdir? Allah'tır. Mütekellim Allah'tır. Allah ezeli ve ebedi sonsuz kurtlar rahmet sahibidir. Öyleyse söylediği kelama dikkat etmek lazım. Yani bir reisi cumhurun söylediği aynı cümle ile bir çobanın söylediği aynı cümle bir olabilir. Ama birisinin hiç kale alınmaz, diğerine esas duruşta durulur. Çünkü reis cumhurun söylediği bu kelamın arkasında devletin gücü vardır. Çobanın dediği bu söz arkasında güç yoktur. Çobanı küçümsemek için söylemiyoruz, misal olarak söylüyoruz. Şimdi Beşer'in kitabını okuduğun zaman mümkünatın acizliğini, zavallığını, güçsüzlüğünü, faniliğini hissedersin. Ama Kur'an'ı okuduğun zaman mütekellimin kudretini, azametini görürsün. Yani hiç Kur'an'da beşerden pazarlık yok. Dikkat ederseniz. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak diyor, git o Firavun'a söyle, o azdı, tağut oldu, perişan ederim onu diyor. Ya Musa Aleyhisselam bir vatandaş, güçsüz bir adam, Firavun dediğin zaman yüz binlerce askeri bulunan, sarayları bulunan, ekonomisi kuvvetli değil mi? Bir devlet, o zamanın imparatorluğu. Ama Kur'an ona öyle o gözle bakmıyor. Çünkü mütekellim, konuşan onu zürü zeber edecek güce sahiptir. Kur'an okurken bunu gözünde bulundurmamız lazım. Şimdi biraz sonra okuyacağımız ayetlere bu yaptığımız şey bir mukaddeme oluyor. Bunları anladığımız zaman biz Kur'an'ın ne olduğunu anlar. Kur'an bizi titretir. Gönlümüzü ateşli, gözümüzü yaşlı bunun için bırakır Kur'an-ı Kerim işte. Yoksa öyle felsefe formatıyla Kur'an'a baktığınız zaman mümkün olan beşerin ölçüleriyle Kur'an'a bakıp da beşer yapamazsa Allah da böyle yapamaz dersen sen cehennemin dibini boylarsın. Kur'an'dan hiçbir anlamaz. Kur'an bir ceryana benzer. Yüzünü dönüp tebessüm eden nur verir, elini uzatır nar olur yakar kül eder. Hani çıplak kabre doğduğun zaman ne yapar adamı? Yakar. Ama dokunmaz bakarsan işte böyle ışık verir adama. Kur'an da mümin için nur, kafir için nardır. Ateştir yani. Peki Kur'an'ın ikincisi makam. Yani bir kelam sarf edilirken, konuşulurken hangi makamda konuşur? Amir mi, memur mu? Değil mi? Allah burada uluhiyet makamında konuşur Kur'an'da. Dikkat buyurun. Uluhiyet, ben Allah'ım diyor. Benimle pazarlığa oturulmaz. Senin solukladığın hava benim elimdedir. Senin genetik şifrelerinin, kutucukları olan hücrelerin yazılımını ben yapmışım diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu.
Senin faturasız, parasız kullandığın güneş benim mumum lambamdır diyor. Gezdiğin arz meczup melveyi gibi benim sana ihsan ettiğim bir nimetimdir diyor. Ben bu makamda konuşuyorum diyor. Kur'an okurken bunları düşündüğümüz zaman Kur'an'a saygımız ve içimdeki halavet daha fazla artacaktır. Öyle meal meal okumaktan bu iş anlaşılmaz. Onun için Kur'an'ın harfi, her bir harfi bazen 1000 sevap oluyor. En az 10 sevap veriyor. Anlamasan da Allah'ın kelamıdır. Resul-i Ekrem sesi bize İngilizce, Fransızca gelse yine bayılıp düşmez miyiz Allah aşkına? O peygamberin sesi. Hangi lisanda olursa olsun, değil mi? Kur'an Allahçadır. Onu çok iyi anlamak, mananı bilmek ayrı bir şeydir. Ama Kur'an her zaman Kur'an'dır. Anlasan da anlamasan da tilaveti Kur'aniye'de dertlere derman, ruhlara şifa, akıllara istikamet vardır. Dertlere derma, şifa vardır. Allah Kur'an okumayanı bırakmasın ya. Ben Müslümanım diye Kur'an okuyamıyorum ya. Niye? 50 tane yabancı kelime ezberliyorsun ya. 15 günde ezber insan öğrenir Kur'an-ı Kerim'i değil mi? Bunu bilse bir insan bu hazineden, bu nur cennetinden, dünyadaki cennetten mahrum kalır mı? Kalmaz. Bir de muhatap var. Yani mütekellim, kelam eden, konuşan karşısındakine hangi gözle bakıyor? Onun denginde midir? Yoksa onun denginde değil midir? Ona göre konuşacak değil mi? Amir memuruna bak der ki sen mesaiye geç geliyorsun. O da geliyorsam gene sana ne diyemez ona. Ya efendim geleceğim veya mahcup olacaktır değil mi? Gelmesem ne olacak diyemez. Çünkü biri amir, biri memurdur. Kur'an-ı Kerim'de muhatap kuldur, kul. Hiçbir şey olmayan, yokluktan var edilen, her şeyiyle Allah'a muhtaç olan değil mi? Rahmi mader denen mukaddes bir laboratuvarda, zigot denen döllenmiş bir yumurta ile Allah'tan yaratılan bir mucize-i kudrettir insan. Sen kime kafa tutuyorsun ya? Sen kimle kalkmış yarışa giriyorsun? Yani Yusuf Aleyhisselam'la güzellik yarışına giren her adam rezil olur gider yani. Boyuna posuna güvenmesin, vız gelir Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğine. Bir de maksat. Bir de maksada bakılır. Kur'an'da maksat beşeri kurtarmaktır. Beşere hidayet vermektir. Fani dünyayı ahirete bir mezra'a yapmaktır. Ölüm dilen herkesin uykusunu kaçıran bu derin çukuru cennet bahçelerine bir bahçe yapmaktır Kur'an'ın maksadı. Kur'an'dan maksat bu insandan nebiler, evliyalar, salihler, sıddıklar, muttakiler çıkarmaktır Kur'an'dan maksat. Sıradan bir iş değildir. Kur'an insana herhangi bir meslek öğretmiyor. Kur'an her an insana geçici, fani, geçici efendim zevk posalarında çürüyüp yok olacak nefsi emmarenin oyuncağı olan şeyler insana koymuyor Batı medeniyeti gibi. İnsana gerçekten insanın fıtratına ve insanın şeref ve haysiyetine, ruhuna, aklına, hislerine yaraşır bir maksattan bahsediyor. Ve beşşiril lezine amenu amilus salihati ennelhum cennatin tecri diyor. Ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun diyor. Ya eyyühen nasu ubudu rabbekum lezi halakakum diyor. İlahir ayet, yüzlerce ayetle insana maksat olarak bu fani dünyayı bir okul gibi gör. Bu fani dünyada Kur'an ve Kur'an'ın hakiki tefsiri, o tefsirden çıkan İslam medeniyetinin dairesi içerisinde yaşa. Zira İslam'ın haricinde bir güzellik olmadığı gibi İslam'ın dairesinde bir de çirkinlik yoktur. Herkes yani su-i fehmiyle başka anlıyorsa o Kur'an ve İslam'dan, hadisten değildir. Evet, demek ki sudur-i hadisatın altında mudmer hakikatin, gizli hakikatin, sudur-i hadisat hadiselerin altında değil mi? Hadisat demek sonradan meydana gelen olaylar demektir. Kainat sonradan yaratılmıştır. Gökteki galaksiler, yıldızlar sonradan oluşmuştur. Dünya mavi gezegen sonradan bize tahsis edilmiştir. Buraya bir sultan gelecek denilmiştir. İşte bu mudmer yani gizlenmiş olan hadisatın altındaki hakikatler neyse Allah Kur'an'da doğru gerçeği bize söyletiyor.
Ve alem-i şehadette alem-i gaybın lisanı. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da, daha önce İncil, Tevrat'ta, onlar da Kur'an'ın mukaddemeleri sayılır. Cennet var, cehennem var, sırat var, muhakeme kübra var, mizan var demese kim bunları bilebilir ki? Değil mi? Bunlar gaybı olan şeyler. Salih ameller, iman edip salih ameller işleyenler cennete, Allah'a asi olup günah işleyenler cehenneme gidecek diye gaybi haberleri kim verebilir ki? La ya'lemu gaybi illallah. Gaybi Allah'tan başka bir kimse bilmez. Allah şu şehadet aleminde bizim anladığımız İslam insan lisanının Arapçayla bize gaybi anlatıyor. Başımıza gelecek olaylarda bize bir yol gösteriyor. Evet, ve şu alem perdesi arkasında olan alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediyye-i rahmetiye, rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i sübhaniyenin hazinesi. Allah kimden razıdır, kimden razı değildir onu anlatıyor, değil mi? Allah kimi sever, kimi sevmez Kur'an'da belirtiyor, değil mi? Allah sevgisini kazandıracak ameller nelerdir onu bize öğretiyor. Allah bize şeriat öğretiyor, temizlik öğretiyor. İnna Allah yuhibbu't tevvabine ve yuhibbul mutatahhirin diyor. Allah tevbe edenleri bir de temiz olanları sever diyor, değil mi? Hani tevbe ruhun temizlenmesi, taharet de bedenin temizlenmesidir bize öğretiyor. Bu öğretmeyi de öyle mücerret bırakmıyor. Muşahhas bir peygamber, baş öğretmen Hazreti Muhammed Mustafa ile öğretiyor, değil mi? Her çeşitin adabını bize bizzat Peygamber Aleyhisselam öğretiyor. Ve İslamiyet alemi manevisinin güneşi ve temeli hendesesi. Ve son bir cümle ve alemi uhreven mukaddes haritası. Yani bu şeyden bu kadar. Şimdi başka şeye geçeceğim şimdi. Alem-i ahiretin mukaddes haritası. Yani Kur'an-ı Kerim ahiretin haritasını çizmiş. Aşağı yukarı herkesin aklında, şuurda, zihninde bir ahiret tasarımı meydana gelmiştir. Bir arasat meydanı olacak, orada herkes toplanacak diyor. Sonra da burada mizan terazi diye bir sorgulama muhakemesi kurulacak diyor. Sonra bu arasat meydanının altı, yani 7 kat cehennemler olacak. Üstü ise 8 kat birbirinden daha güzel nurani, ruhani lezzetler dolu cennetler olacak. Bir harita çizdi yani Kur'an-ı Kerim. Bir filozof birleşse bu haritayı çizemez. Ama Kur'an işte bizi bunu elimize veriyor. Şimdi Kur'an'ın böyle kısa bir yani mukaddemeyle anladıktan sonra bir ayet üzerinde duracağız. Sonra sohbetimizi bitireceğiz. Şimdi bu ayetimiz şu. Bismillahirrahmanirrahim. La yastahi en yadriba meselen ma ba'udatan fema fevkaha. Fa ammal lazina amanu feya'lamuna ennehu al-haqqu min rabbihim. Ve ammal lazina kafaru feyaquluna ma za aradallahu bihaza meselen. Yudillu bihi kesiran ve yahdi bihi kesira. Ve ma yudillu bihi illa al-fasiqin. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Nur çağlayana gibi aktı, değil mi? İçimizi rahatladı. Gönlümüzdeki kir, pas ne varsa götürdü, değil mi? Yani sanki bu kudreti sonsuz, rahmeti sonsuz olan, ilmi sonsuz olan, kullarla çok çok merhametli olan, kulların günahlarını affeden, kusurlarını örtenden gelen bir temizlikti, bir nurdu Kur'an-ı Kerim. Ya. Allah'ım bizi Kur'ansız, imansız bırakma. Milletimizi Kur'an'a aşk ile yapışıp onu hayatına hayat yapan mübarek bir nesil eyle ya Rabbi. Bu ayetin gayet kısaca bir meali. Üstad kendisi de meali burada söylemiş. Ben üstadın mealini okuyorum. Yani Cenab-ı Hak kafirlerin keyfi için kullarını irşat ve ikaz etmek üzere sivrisinek gibi hakir ve kıymetsiz bir hayvanla veya bir mahluk ile misal getirmeyi terk etmez. Burada baude kelimesi geçti. Baude sivrisinek demektir. Başka neml geçer, karınca, nahil geçer, arı, değil mi?
Hüdhüd geçer, çavuş kuşu, değil mi? Ankabut geçer, değil mi? Kur'an bunlardan çok misal veriyor. Kafirler de kudurtuyor bu misaller. Büyük adamlar büyük misal vermeliymiş. Yani Muhammed'in Rabbi diyorlar, çok büyükse niye böyle küçük şeylerden konuşuyor? Ahmak küçük oldukları için anlayamıyorlar bunu. Bunun hikmetlerini işte anlatacak ve bu gibi misalların ne gibi mucizeleri muhtevi olduğunu. Sivrisinek gibi hakir ve kıymetsiz bir hayvanla veya bir mahluk ile misal getirmeyi Allah terk etmez. Burada şeyde şey diyorlar, la yestahyi, sakınmaz mı manasına geliyor. İhtiza, istihfa etmez, istihya etmez mi diyorlar. Üstad bunu başka çeşit şey yapıyor, yani terk etmez şeklinde. Cenab-ı Hak'a en uygun olan kelimeyle söylüyor. İmanı olanlar, şimdi burada Kur'an bir belagat, bir icaz gösteriyor. İmanı olanlar onun Rablerinden hak olduklarını bilirler. Baudeymiş, enkadüfmiş, nemliş, ne derse deyiz. Onu Allah söylüyorsa o doğrudur, o güzeldir diyorlar, değil mi? Sevgilinin her sözü güzeldir, değil mi? Alimden cehalet, adilden zulüm gelmez. Kur'an'a ilk önce imanla bakmak lazım. Araştırmayla, felsefeyle, efendim tartışmayla Kur'an'dan bir şey anlaşılmaz. Önce Kur'an bize bunu öğretiyor burada. Fakat kafirler Allah bu gibi hakir misallerden neyi irade etmiş derler. Bakın kafir Kur'an'a itiraz etmek için bahane arıyor. İman edip rahatlamak diye bir derdi yok. Yani isyan edip azap çekmek gibi yani taşınıyor derler ya yani. Öyle bir kafirin durumu yani. Allah onun ile çoklarını dalalete atar ve çoklarını da hidayete getirir. Fakat Allah'ın fasıktan maada dalalete attığı yoktur. Bak bunlar birbirlerinin sual ve cevaplarıdır aslında. Bunlar arasında mukadder sualler var. O sualler samiin yani okuyucunun, Kur'an okuyucunun aklından geçiyor. Sonra gelen ayet o suale cevap olarak geliyor. Ve onu tatmin, mutmain ediyor. İşte Kur'an'ın icazı burada. O konuşmadan, o söylemeden Allah onun ne söyleyeceğini biliyor. Sonra gelen ayet ona bir cevap oluyor. Aynı zamanda onu tatmin ediyor. Aynı zamanda imanını kuvvetlendiriyor. Çünkü Allah-u Teala'nın gayesi insanlara coğrafya, biyoloji, fizik öğretmek değil. İman verip ateşten kurtarmaktır Kur'an'ın gayesi. Yani ben biyoloji bilmezsem ne olacak? Cehenneme mi giderim sanki? Ama imanım olmasa cehenneme giderim, değil mi? Evet, fakat Allah'ın fasıklardan maada dalalete attığı yoktur. Fasıklar da ol adamlardır ki, fasık dedi, şimdi ben biraz acele ediyorum, içimden ya bu fasık kimdir, nasıl biz olmayalım fasık derken, fasıkların bu sefer tabirini, yani kim olduğunu, onları şeyini çekti, emarını çekti, koydu işte bunlar fasıktır dedi, röntgenini çekti Kur'an-ı Kerim. Allah'ın itaatından, taatından, huruçla, misak ezeliden sonra ahitlerini bozanlardır fasıklar. Hem tabiat kanunlarını bozuyorlar, hem sosyoloji kanunlarını bozuyorlar, hem ekonomi kanunlarını bozuyorlar, hem hukuk kanunlarını bozuyorlar. Hangi şeyde? Yani şurada dedi ya, اَلَّذِينَ يَنْقُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ يَنْقُدُونَ kesiyorlar. Yankut nakat demek kalın urganla büyük bir halat demektir. Bunu lif lif ayırıp bölmek, parçalamak onu bozmak demektir. Allahu Teala'nın kanunları dünyada işte böyledir. Ve şeriattır. Şeriat deyince insan tüyleri türker, irpişi oluyor yani. Diken diken oluyor. Ya dur bakalım sen yani. Şimdi mesela Yusuf Aleyhisselam gibi güzel bir insanın bir resmini çekse herkes güzel, çok güzel der, değil mi? Bir de onun bir negatif resmini çeksek, iskeleti gör, herkes korkar ondan, değil mi? Yani iskelette o güzellik görünmez. Ama o iskelet olmazsa o et yığını ayakta durmaz. Doğru mu? Köker gider, onun güzelliğini tutan işte o, yani Allah'ın
kanunları onu ayakta tutuyor. Onu tutan o iskelet olduğu gibi. Şeriat-ı Garra'nın hukukta bir önleyici hukuk, bir uygulayıcı hukuk vardır. Şeriat-ı Garra yani İslam kanunları önleyici hukuku ortaya koyuyor. Önleyici hukuk suç işlememeye gayret etmek, suçun yollarını kesmek. Bu insanlara biraz böyle korkunç görünüyor. Ama bu olmasa çöküp gidiyorsun. Bir medeniyet, bir insana telef olup yok olup gidiyor. Değil mi? Fısktan, hırsızlıktan, zinadan, fuhuştan, yalandırıcılıktan, gıybetten, değil mi? Düşmanlıktan, maddi menfaattan, gururdan, kibirden say sayabildiğin kadar. Bunları önlemek için tedbirler alması lazım. Sen bundan korkuyorsun. İşte burada yankudur kelimesi. O kafirli, o fasıklar. Şunlardır ki Allah'ın akrabaları arasında veya müminler beyninde emrettiği hat-ı muvaseleyi keserler. Onların yeryüzünde işleri fesattır. Dünya bundan sonra böyle diyor değil mi? Bunların işleri fesattır. Öyle suretil haktan göründüklerine bakma. Biz ıslah edicileri dillerine bakma. Yaptıkları her eylem bir fesattır. Ve bunu da böyle bir lezzetle, büyük bir ihtifarla yapıyorlar. Bu sefer ya bunların o zaman hali ne olacak bu adı yapanları diye içimizden geçirir zaman Cenab-ı Hak onların da cevabını ve o şu an diyor ki dünya ve ahirette zarar ve husrana maruz kalan ancak onlardır. Şimdi buradan bir ayet alıp tahlilini yapacağız. Bu ayetin cümleleri arasındaki irtibata gelelim. İnna Allaha la yastahyi en yadriba meselen ma ba'udatan fema fevkaha. Allah Celle Celaluhu sivrisinek veya ondan daha aşağı küçük bir mahluktan asla misal getirmeyi terk etmez. Bundan da utanmaz, bundan da sakınmaz. Meal bu. Cümlesi onların irade ettikleri aşağıdaki müteselsil itirazlarını reddediyor. Birincisi, Allah'ın beşer ile konuşmasında ve beşere kahr ve itap etmekte ve beşerden şikayet etmekte ne hikmet vardır? İkincisi, insanlar arasında cereyan eden konuşmalar gibi temsillerin getirilmesi Kur'an'ın beşer kelamı olduğuna alamettir. Yani şöyle, o işte bu kafirlerin şüpheleri bunlar hepsi. Üçüncüsü, kelamın arkasında ve uslupların arasında insanın timsalları görünüyor. İnsanlar arasında verilen misaller var. Dördüncüsü, hakaiki temsiliyetle tasavvur ediliyor. Hakikat temsille tasavvur ediyor. Bu ise hakikati ishar etmekten aciz olduğuna delalet eder diye. Beşincisi, getirilen temsiller adi temsillerdir. İşte Bağuda, Nemr, Ankabut diyerek kendilerine göre. Onların birer biyoloji harikası, filden geri kalmayacağını bilemiyor Ankabut'un. Yani onu anlayamıyor o adam. Evet, bu ise mütekellimin zihni inhisar altında olduğuna emmaredir. Altıncısı, hakir ve kıymetsiz şeylerden temsil getiriliyor. Bu da mütekellim zayıf olduğuna delildir. Yedincisi, getirilen temsillere mecbur olmadığından terki zikirden daha evladır. Yani hiç lüzumu yokken niye bu misali getirdi gibi. Sekizincisi, bilhassa ehli izzetin haya ederek tenzil ettikleri, tenezzül etmeyen şeylerden temsil getirilmiştir. Bu itirazlar bunlar. Kur'an-ı Kerim bu itirazlar silsilesini innallaha la yastahyi en yadriba meselen ma ba'udatan. Sizin bu zihninizden getirdiğiniz şeylerden dolayı Allah bu temsili getirmekten vazgeçmek. Sizin bu fasit ve hain görüşlerinizi yine bu misallerle vuracak Cenab-ı Hak diyor Kur'an-ı Kerim'de. Birincisi, eşyanın iç yüzleri yüksek şeffaf olduğundan bu yüzlerden bahsetmek azamet ve celale münafi olmadığı gibi. Ya sen sivrisineği basit bir şey mi zannediyorsun? Yap bakalım bir sivrisinek. Hadi bakalım değil mi? Fen ilerledi gitti geldi uçtu gitti. Bir kan yapabiliyor lan bir damla kan. Bu kadar Afrika'da insan acından ölür. Bir buğday tanesi yapabiliyorlar mı? Değil mi? Allah bunun patentini kimseye vermemiş değil mi? Kan bankası kursunlar, aş pozitif, eraş bilmeni bağırıp çağırmasınlar o zaman. Değil mi? Niye? Çünkü öyle senin zannettiğin gibi değil bu.
Sivrisinek dediğin şey, Yunus Emre'nin dediği gibi kanıya bıraksan 40 kanı çağırıp götüremez. Yalnız kanadını, sineğin yani. Onun için oradaki bir mucize var. Onu önce hafife alma. Senin o 300'ünü bilmiyorsun bunun. 300'ünü yani bunun ne kadar mucize olduğunu. Bunun takati beşer haricinde olduğunu. Her şeyin resmini belki taklidini heykeli yapıyorlar. Hiçbir şeye canlı bir hücre meydana getiremiyorlar değil mi? Uluhiyetin iktizası üzerine dış yüzleri çirkin görünenlerinden bahsedilmesinden ve zikir edilmesinden hariç tutmaları uluhiyet kanuna muhaliftir. Allah-u Teala senin gibi sınırlı bir toprağın sahibi değil. Senin gibi sınırlı bir aklın efendim mahkumu değil. Senin gibi güçsüz bir iradenin mahkumu değil. Evrenin, kainatın halikidir. Sivrisinek de onun mahlukudur. Müracaat edecek, ya Rabbi bana niye Kur'an'da yer ayırmadın? Ben filden geri miyim diyecektir yani. Kur'an bunu anlatırken bütün kainattaki zerrattan seyyarata kadar olan hakimiyetinin sahip çıkıyor. Bunu itiraz eden odan kalaklardan aşağı değil sivrisinek. Evet, uluhiyet kanunlara muhalif. Çünkü bir hakim tabiasından olan en hakir, en efendim güçsüz insanların da hukuk medeniyetine sahip çıkacaktır. Onları hukuktan ihraç etmeyecektir Cenab-ı Hak. Ya adam hakir kimsesiz ortada kalmış. Bunu kale alma, devlet bunu bulmasın, buna maaş bağlanmasın değil mi? Buna efendim sosyal yardımlarda, buna efendim hizmet, sağlık hizmeti vermesin, böyle devlet mi olur? Hep güçlülere, hep kuvvetlere, hep rütbelilere, hep sırtı peklere. Öyle mi? Olur mu? Devlet devletse, Hazreti Ömer'in devleti ise, Osmanlı devleti ise Allah'ın dediği gibi yapar. Onun için Cenab-ı Hak sivrisinekten misal vermesi uluhiyetin gereğidir. O birinci soru için gitti, çürüdü gitti. İkincisi, belagat ve hikmetin iktizası üzerine hakir manaları ifade için hakir temsillerin zikirlerine muhalefet yoktur. Sen de derecen ona göredir, ona göre sana misal verir Cenab-ı Hak. Allah katında bir bağuda kadar değilsin, sivrisine kadar. Sana ona göre Cenab-ı Hak belagat gereğince, yani ona göre bir misal verir sana. Seni küçümsüyor onunla. Üçüncüsü, adi temsillerde bir beis yoktur. Terbiye ve irşat öyle ister. Dördüncüsü, inayet-i ilahiyenin iktizası üzerine hakaiki temsilatla tasvir edilir. Bu büyük bir ilimdir. Beşincisi, rububiyet ve terbiyenin iktizasına binaen insanları kendi aralarında cereyan eden muhavereleriyle, konuşmalarıyla ve usluplarıyla, şiveleriyle işaret etmek lazımdır. Cenab-ı Hak insanların kendi aralarında konuştuğu cümleleri kurmasa, kendi hukuk sistemlerine misal getirmese, kendi ihtiyaçlarını dile getirmese peki insanları nasıl irşad edecek? Nasıl insanlar imana gelecekler? Nasıl Kur'an'dan istifade edecekler? Elbette ki onların seviyesine de tenzil diyor zaten, inme yani. Yani tenzilat demek indirme demektir. İnsanın seviyesine, öğretmen efendim kreşte çocukların seviyesine iniyor. Ne diyor? Anlatıyor işte, de tilkiyle tavşan gittiler, geldiler, konuştular. Bunun seviyesizlik mi? Belki ilminden ileri geldi. Onun seviyesine inip onu yani o körpe dimağına bir hakikati anlatmak istiyor. Kur'an'da insanları çocuk gibi kabul ediyor. Onların misallarıyla, onların anladığı şekilde konuşuyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّ الْحَقْ مِنْ رَبِّهِمْ Cümleyi evvelki cümle ile bağlayan alakaya gelince, evvelki cümledeki hükmü ispat için bu cümle bir delilin yolunu gösteriyor. Zihne gelen vehimleri def ediyor. Şöyle ki, her kim inayet ezeliye ile rububiyet ilahiyeyi göz özüne getirip Allah canibinden kudretin azameti altına bakarsa, yani mütekellimin kim olduğuna bakarak kelama bakarsa, Kur'an'ı Allah kelamı olduğuna bakarsa hiçbir beis görmez ve sefese düşmez. Ba'ude ve emsaliyle getirilen timsalları belagat kanunlarına muvafık olduğunu, Cenab-ı Hak'tan olduğunu hemen anlar. Bunun için bir misal veriyor. Şimdi mesela diyor, iki şahıs düşünüyoruz. Birisi yukarıya gider,
diğeri aşağıya gider. Her ikisi pek çok su altları göre suyu arayan iki adam. Birisi aşağıda arıyor, birisi de yukarıya gidip suyun menbaını bulmaya çalışıyor. İki adam düşünün. Yukarıya giden şahıs doğruca çeşmenin başına gelir, kaynağı bulur, suyun menbaını bulur. Tatlı, temiz bir su olduğunu anlar. Sonra o çeşmeden teaşüp eden, dağılan bütün arkların, yani su cetvellerinin, oluklar deriz ya, ark, temiz ve tatlı olduğuna hükmeder. Bir şüphesi kalır mı? İç temizdir, alttaki adama bağırır. Niye? Ben menbaını buldum der. Ve hangi arka rast gelse tatlı ve temiz olduğunda tereddüt etmez. Önce menbaı bulacaksın. İşte bu itibarla kendisine vehimler tasallut etmezler. Aşağıya giden öteki şahıs ise arklara bakar. Suyun menbaını göremediğinden her rast geldiği ark suyunun tatlı olup olmadığını anlamak için delilleri, emmareleri aramaya mecbur olur. Bundan dolayı vehimlere maruz kalır. Edna bir vehime düşüncesiz bir şekilde başına bela eder, yoldan çıkar. Hulasa Allah'ın sanatının ef'alına. Şimdi burada Kur'an'ın bize bir açı verir. Bu meseleyi anladık yani. Önce Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul etmemiz lazım. Kur'an'ın Allah kelamı olduktan sonra biz suyun menbaını bulmuşuz. Temiz suyu. Ayet şunu dedi, bunu dedi, şu bilme uymadı, şu efendim buna itiraz idi. Hadi oradan deriz onlara. Bu Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamında yanlış, cehalet, hikmetsiz hiçbir şey olmaz. Hadis-i şerifler de böyledir. Şimdi adam efendim işine gene hadise uydurmadır diyor. Aslında Kur'an'da diyecekler ama tarih bunlara bu fırsatı vermiyor. Hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine efendim bu uydurmadır diyemiyor. Çünkü tarihçe musaddak olmuş ki Kur'an bütün kelimelerin harflerine den tut noktalarına kadar Allah kelamıdır. Ona bunu diyemiyor ama bir fırsat ellerine geçmiş, efendim bu uydurmadır diyerek kendi yani felsefelerinde, kendi formatlarına olan efendim şeylerle, ölçülerle bu sefer ona da baktıkları için bu uydurmadır, şudur diyorlar. Halbuki ne demeler lazım? Ya bunun bir tevili var, ya bir bunun bir tefsiri var veya bunun bir neyi var, bir başka manası var. Öyle hap gele atlayıp hemen bu şudur demek tehlikeli bir şey. Onun için Kur'an-ı Kerim'e önce menbaadan bakmak lazım diyor. Üsluplarına gayet rubiyeti mülahaza etmekle beraber Allah'ın canibinden bakmak lazımdır. Böyle bakışta ancak nur-i iman ile olur. Bu bakışta ancak nur-i iman olur. Peygamberimiz Kur'an'ı okuduğu zaman imana gelenler oldu değil mi? Ebu Bekir Sıddık hemen iman etti. Çok saftı. Hiç de saf değildi ya. Peygamberin aleyhisselam 40 sene arkadaşlığını yapmış. Kim olduğunu gayet iyi biliyor. Ona Muhammed'ün emin diyor. Sonra o gelen kelamın arkasında mütekellimin, maksadın değil mi? Makamın ne olduğunu gayet anladı. Hemen iman etti. Hiçbir şey de sormadı. Sıddıkların reisi oldu. Öbür Ebu Cehil'e 40 sefer anlattı. Ama onun başka bir ajandası olup başka hesapları olduğu için yani o Allah'a inanmak istemediği için beşer kelamı gözüyle bakıyordu ve belasında buldu, lanetlendi. Eğer mümkünat cihetinden cüz'i fikirleriyle müşteri nazarıyla bakarsa mümkünat yani vacip Allah'ın sıfatlarıyla bir mücehhez bir kelam olduğuna bakmaz, beşer kelamı gibi bakarsa zayıf bir vehim bile onun nazarına dağ gibi olur. Cudi dağı gibi görünen gözün, Cudi dağı gözün rüyetinden men eden sineğin kanadı gibi zayıf ve küçük bir vehimde hakikati onun gözünün görmesini set eder, örter yani. Birkaç cümle daha okuyacağım, burası çok şey. فَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا Bu cümlenin yani o kafirler ki yani inanmadılar cihetinde gelir. Temsilatta Kur'aniyeti, hikmeti fehmetmek için Allah canibinden nur iman ile bakmak lazım olduğuna
evvelki cümle ile işaret edilmiştir. Bu cümlede ise mezkur temsilattaki hikmetin Adem-i Fehni anlamamasını intac eden ve aynı zamanda evham ve bahaneler yuvasına giden yol gösterilmiştir. Şöyle ki her kim alçak nefis tarafından her şeyi karanlıklığı gösteren küfür zulümatıyla temsilat-ı Kur'aniye'ye bakarsa, yani şüpheyle bakarsa, ben bir bakayım, bir ölçeyim, ondan sonra anlayayım, bu Allah kelamidir değil. Sen hiç Allah'ı anlayamazsın, kusura bakma. Şüphesiz temsilatın hikmetini anlayamaz. Efhama düşer. Kalbindeki maraz büyümeye başlar. Her vehim onun nazarında bir dev kesilir. Tarki haktan gayb olup gider. Mesela maza ile baktıkları istifhama cevaptır. Maza niye diyorlar yani. Allah sevrisinetten misal verdi. Fakat Kur'an-ı Kerim usul itikaz ettiği icaz ve ihtisara binaen temsilatın akıbetini, yani temsilata terattüp eden hidayet ve dalaleti Allah Kur'an'daki hitabında iki şeyi irade ediyor. Şunu bunu kesin imana getirmek ve şunu kesin küfre düşürmek diye Allah'ın iradesi yok Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü öyle olsa birisini inandırmazsa kalbinden iman verir, herkesi iman ettirir. Ve orada bir melek gösterir, meleğe göre inandım der. Yani Allah'a zor mu bunlar? Allah hidayet ve dalaleti ortaya misallarla ayetlerde koyuyor ve herkes kendi ihtiyarıyla bunu seçmesini bekliyor Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de. Mesela ayet Allah-u Teala işte inandırmaya çalışıyor da kesin deliller koymuyor ama muvaffak olun. Haşa, bile bir şey yok. Allah-u Teala'nın misallardan muradı diyor hidayet ve delaleti ortaya koymak. İlle-i gaye, esas gaye menzilesinde göstermiştir. Hidayet ve dalaleti gündeme getirmek, hidayetin de sebeplerini, dalaletin sebeplerini akla kapıyı açıp cüz ihtiyarelden almamak şeklinde koyuyor Kur'an-ı Kerim. Evet, hidayet ve dalalet temsilata illet olamaz. Yani temsil öyle bir kuvvetli, öyle bir artık içerideki dörtgen gelirse, o zaman İllet olsa cebir olur, imtihanın kıymeti kalmaz. Ebu Cehil ile Ebu Bekir Sıdık bir olur. Altınla kömür aynı şekilde kalır. Bal arısıyla yaban arısı bir olur. Bal arısını bıraksan bal yapıyor, öbürünü bıraksan necaset yapıyor. İkisi de eşit olur, öyle yok. Kur'an insandan yani madeni eritiyor, içinden altını çıkarıyor, muzahrafatı atıyor. Kur'an'ın gayesi budur. Ama Kur'an'a iman nuruyla bakan adam daima hidayete götürecek. Daima imanını kuvvetlendirecek. Daima onu aziz yapacak. Daima dünya ve ahirette onu saadete götürecek. Bütün nurları Kur'an-ı Kerim'de görecektir. Baude dedi, örümcek dedi, neml dedi, arı dedi, bunlara bakmayacak. Veya şu anda bazı ayetlerde efendim şu anda fenne muhalif şeyler de görebilirsin. Anlamıyorsun dediğini. Hemen böyle böyle diyor mu diye hemen şüpheye mi düşeceksin? Nitekim Kur'an-ı Kerim'de başka misal da var. Hidayet ve delalet için örnek olarak. Mesela diyor ki Allah-u Teala cehennemi 19 meleğin üzerine koymuştur diyor Cenab-ı Hak. Hemen kafirler sırıtlar alayla, ya dedi biz 1000 kişiyiz ya, 19 kişiyi orada haklar cehennemden çıkarız dediler. Hani öyle dediler, meallerde var. Cenab-ı Hak arkasında onlara alay etti, dedi ki Allah bu 19 kişiyi bir imtihan olarak söyledi dedi. Yani siz kaybettiniz imtihanı, kusura bakmayın diyor. Siz meleğin ne olduğunu bilmiyorsun. Bir melek bile kainatı atar tutar sen onu da bilmiyorsun, cahil yani. İşte bu için yani Kur'an'ın hedefi budur. Kur'an'a böyle baktığınız zaman hidayete uyuruz. Yani bir dinsin, ateizin formlarıyla, ölçüleriyle bir Kur'an'a bakayım, bir inceleyin bakalım dedin mi? Kesinlikle hidayete bulamazsın. Kur'an'dan istifade edemezsin. Nurlarından feyiz alamazsın. Ancak temsilata sebep, sanki onlar ne için böyle oldu, ne için icaz bedihi olmadı, ne için Allah'ın kelamı olduğu zaruri olmadı diye soruyorlarsa, Kur'an bunları işte imtihan olduğu için böyle olmadı diyor Cenab-ı Hak. Evet. Sonra Kari'nin ağzından şöyle bir şey, yani zihnen bir şey geçiyor. Son cümleyi okuyorum. Diyorlar ki peki Allah bu misallardan neyi murad ediyor o zaman? Yani böyle insanı şüpheye düşürecek, bizi tam kesin kanata getirmeyecek misaller de var.
Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Sonra gelen ayette işten geçiyor ya, dedi ki yudillü bi kesiren ve yehdi bi kesira. Allah bununla çoklarını hidayete getirir, çoklarını da fıska düşürür, dalalete düşürür dedi Cenab-ı Hak. Cümlesiyle onların suallarının hepsini dağıttı. Şöyle ki, o temsilatı nur iman ile tefekkür eden nuri imanı inkişaf etti. Yani onlar ne dediler? Bu misali okuyanlar, bakın burada ne dedi? فَاَمَّا الَّذِينَ اَمَنُوا فَيَعْلَبُونَ اَنَّا الْحَقِ Hemen işte gibi öyle hemen örümcek, yok bayide, yok efendim sirte demediler. Bu Rabbimizden bir nurdur ve bu Allah'tandır. Ona haktır. Ne demişse haktır. Böyle araştırmak, incelemeye gitmedi. Çünkü kelamın Allah kök olduğunu biliyor. Allahu Teala'da yanlış olduğu muhaldir. Bunu hemen anlıyor Müslüman. Onun için meal okudum. Şu adam böyle dedi. Şu da böyle olmaz dedi. Böyle saçmalıklara insan girerse neuzebillah imanını kaybeder. Kuvvet bulur. Küfür zulümatıyla, tankit hırsıyla ve o temsilata bakanların da zulümata düşerler. Yani onlar, Kur'an onlara gizlenir. Gözleri görmez olur. Çünkü nazarı bedihi değildir. Hakikati anlamak değildir. İşte bu temsilat temiz ve yüksek ruhları mülevves ve alçak ruhlardan tefrik içindir. Bu da yüksek istidatları neşvülemalandırmaya mikyas neşvülemalan inkişaf ettirmekle pis istidatlardan temyiz içindir. Bu dahi sağlam fıtratları mücahede ile bozuk ve hasta fıtratlardan ayırmak içindir. Bunu da imtihani beşeriye iltizam ediyor. Bunu dahi sırrı teklif itiza etmiştir. Teklif ise saadet-i beşeriye içindir. Saadet ise tekellümden sonradır. Yani bu teklif yapıldıktan sonra, yani beşer hizmeti görüldükten sonra mükafat verilir diyor. Cenab-ı Hak bizi Kur'an'ı anlayanlardan eylesin. Bak şurada da duada diyeceğiz ya. Amin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ahir kelami fi dünya evvelül kelami fil ahire ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme fehimna esraril Kur'ani kema tuhibbu ve terda. Yani burada da bakın duada Allah'ım diyor, senin Kur'an'ın esrarına, senin razı olduğun ve sevgine götürecek şekilde anlamayı bize nasip eyle diyor. Amin. Ve vefikna li hizmeti ve sana hizmette bizi muvaffak kıl. Amin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahumme bi hakki suretil ihlas ic'alna min ibadekel muhlisin. Amin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma salavat.